Merhaba arkadaşlar, Ev Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Doğada yaşayan kuşlar kendilerine nelerin zararlı ve tehlikeli olduğunu bilir ve buna göre yaşamlarını sürdürürler. Evde beslediğimiz kuşlar ise nelerin tehlikeli ve zararlı olduğunu bilemezler. Biz sahipleri olarak bu konuda bilinçli olursak, kuşlarımıza zararlı olan ve onları tehlikelerden koruyacak olan her şeyi bilmiş oluruz. Bu videomuzda evde beslediğimiz kuşlarımızı olumsuz etkileyen şeylerin neler olduğuna bakacağız. Evde beslediğimiz kedi, köpek gibi evcil hayvanlara karşı kuşlarımızı korumalıyız. Yapılan araştırmalarda önlem alınmadığından dolayı kedilerin evdeki kuşlara zarar verdiği ve bu sebeple kuşların öldüğü görülmüştür. Ayrıca evde kedi olması kuşlara daima tedirginlik verebilir. Muhabbet kuşları Avustralya'ya özgü olduklarından doğaları gereği sıcak ve soğuk koşullarda yaşayabilirler. Ancak kademeli değişen ısılar kuşlar için bir sorun teşkil etmez. Aşırı sıcaklık değişiklikleri kuşların bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bakteri ve enfeksiyonlara karşı zayıf düşürebilir. Muhabbet kuşları terleyemezler. Bulunduğu ortam sıcak olduğunda kanatlarını açıp hızlı hızlı nefes alırlar. Bu nedenle kuşları çok sıcak ortamlara karşı korumalı, ortam ısıları kademeli olarak ayarlanmalıdır. Ani ısı değişimi ve soğuk havada kuşları olumsuz etkiler. Kapı ve pencerenin aynı anda açılması ve hava akımının oluşması kuşları hasta edebilir. Kuşların üşümesinden dolayı tüylerinde kabarma, burun akıntısı ve buna bağlı olarak birçok enfeksiyon türlerinde hastalıklar meydana gelebilir. Soğuğa karşı ortam ısısı iyi ayarlanmalı, kafesteki kuşlar hava akımına maruz bırakılmamalıdır. Muhabbet kuşlarının ciğerleri hassas olduğundan ev ortamında kullanılan temizlik ürünleri, oda spreyleri, kokulu mumlar ve bazı kimyasal spreyler kuşlarımıza zarar verebilir. Bu tür ürünlerin kullanımı durumunda kuşlar farklı odalara alınmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Sigara ve nargile dumanları da beslediğimiz kuşlarımızın yaşamlarını olumsuz etkiler. Ev ortamında kesinlikle bunların içilmesine izin verilmemelidir. Teflon tavalar ve tencereler biz insanların hayatını kolaylaştırır. Fakat bu tencere ve tavalar yüksek sıcaklıkta çok ısıtıldığında toksit dumanlar çıkarır ve aynı ortamda bulunan evcil kuşların ölümüne yol açabilir. Kuşların saniyeler içinde akciğerlerinin şişmesi ve kan dolmasıyla ölümlerine yol açan teflon dumanı biz insanlara da zararlıdır. Muhabbet kuşlarının yememesi gereken bazı gıdalar verildiği takdirde yaşamlarını olumsuz etkiler. Alkollü, asitli ve kafeinli içecekler. Sebze olarak soğan, patates, mantar ve pişmemiş fasulye. Meyve olarak avokado, greyfurt ve limon. Meyve çekirdekleri de kuşlar açısından zararlıdır. Meyve verilecek ise mutlaka çekirdekleri ayıklanmalıdır. Tuz içeren hiçbir gıdayı kuşlarınıza vermemelisiniz. Yine şeker içeren gıdaları, çikolata, kreker, bisküvi gibi gıdaları da vermemelisiniz. Süt ve süt ürünleri, yer fıstığı gibi gıdalar da kuşlar açısından sakıncalıdır. Muhabbet kuşlarına suluğuna eklediğimiz suyun ve verdiğimiz sebze meyvelerin soğuk olarak verilmesi de sakıncalıdır. Muhabbet kuşları bizden daha yüksek bir metabolizmaya sahiptir ve vücutlarının düzgün çalışması için sürekli olarak vücut ısısını korurlar. Soğuk yiyecek verildiğinde tüm sistemleri yavaşlar ve kuşlar vücut ısısını korumak için daha fazla enerji harcar. Stres altında ve tüy dökülme döneminde olan kuşlar için bu dönem zor geçebilir. Evinize yeni gelen bir kuş
sizin kuşunuz için tehlikeli olabilir. Bu sebeple ayrı bir kafese koyup karantinaya almalısınız. Çünkü kuşlar hastalıklarını çok iyi gizleyebilirler. Bu sayede kuşunuzu gelebilecek herhangi bir tehlikeden korumuş olursunuz. Muhabbet kuşları kemirmeye meraklı canlılardır. Evde bulunan bazı süs bitkileri ve çiçekler kuşlar için tehlike oluşturabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: kaktüs, nergis, sarmaşıklar, difimbahya, yılan yastığı, zakkum, yelken çiçeği, paşa kılıcı, aloe vera, kaya sarmaşığı, ortanca, orman gülü, deve tabanı. İçerdiği toksinlerden dolayı zararlı olan bu bitkileri kuşlarımızdan uzak tutmalıyız. Tünik olarak veya kemirme amacıyla kafeslerde bulundurduğumuz bazı doğal dallar kuşlar açısından zararlıdır. Bazı ağaçlar kuşlar için zehirli etki yapabilir. Bu ağaç dallarından tünek yapmayın. Badem ağacı, kayısı ağacı, kiraz ağacı, zakkum, defne, meşe ağacı, ardıç, şeftali ağacı, erik ağacı. Şu ağaç dallarından tünek yapabilirsiniz: elma ağacı, dut ağacı, bambu, üzüm, fındık, zeytin, portakal, mandalina, gül dalları, söğüt dalı ve armut ağacı. Bu ağaç dallarını da fırında iyice kuruttuktan sonra tünek olarak kullanabilirsiniz. Evde beslediğimiz kuşların kemirmeyi sevdiklerinden bahsetmiştik. Kuşlarımızın yaşamlarını etkileyecek şu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Duvar boyası, duvar kağıtları, açıkta bulunan elektrik kabloları, kafes tabanına sarılmış gazete, dergi kağıtları. Boyalı kafes telleri kuşlar tarafından kemirilince bir süre sonra boyalar atmaya başlar ve bu alanlarda paslanmalar görülür. Kuşlar açısından zararlı olan bu tür kafesler değiştirilmelidir. Muhabbet kuşları yüzemedikleri için içi su dolu kovalara düştükleri takdirde boğulabilirler. Kuşunuzu oda içerisine saldığınız zamanlarda bu tür açık kovaların üzerini kapatmalısınız. Tavan fanları ve vantilatörlerin pervaneleri kuşlar açısından tehlike oluşturacağından kuşlar oda içerisinde salındığında kapatılmalıdır. Perdesi çekilmeyen camlar kuşlar için tehlikelidir. Özellikle eve yeni gelen kuşlar tam olarak nereye konacağını bilemediği için panik ile cama çarpabilir. Bu durum boyun kırılmalarına neden olabileceğinden perdelerin kapalı konumda olması gerekir. Birçok kuş besleyenlerin yaptığı en büyük hatalardan biri kuş oda içine salındığında pencere ve kapıların açık bırakılmasıdır. Bundan dolayı birçok kişi kaçan kuşlarını kaybetmiştir. Önlem olarak önce kapı ve pencereler kapatılmalı, daha sonra kuş içeriye salınmalıdır. Kuşların bulunduğu odada pencereye sineklik takmak, kuşların güvende olmasını ve odanın hava almasını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, evde beslediğimiz kuşlarımızı olumsuz etkileyen şeyleri özetlemeye çalıştık. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.